Arkadaşlar merhaba, e, Rektifikasyon kursumuzda e, biliyorsunuz haritaları nasıl rektifika edeceğim konusunda e, birçok video hazırladım, örnek baya bol örnekler var. Ancak e, yine böyle bir e, özellikle aks noktalarını anlatmak için e, bu videoyu hazırlama gereği duydum. Yani aslında hani kurs kursumuzda ekstra bir bilgi vereceğim. Yine önümüzdeki dönem ee, bununla ilgili ihtiyaç olursa birkaç daha ek video çekebilirim. Çünkü burada anlatacağım şey, rektifikasyon e, işlemini yapmanızda daha da sizin önünüzü açacak. Çünkü e, rektifikasyonun temel sırrı bu dört akstır arkadaşlar. Dört aks çok çok değerlidir ve bu akslar aslında çok çok ciddi kadersel etkiye sahiptir. Şimdi bugün size bunu anlatacağım. Çünkü e, yani düşünün siz bir haritayı rektifika ediyorsunuz, bir yerlerden bilgi bulmaya çalışıyorsunuz. E, mesela bir transite bakacaksınız. Ben hemen bu konuda size iki örnek vermek istiyorum. E, bir kişinin haritasını rektifika edeceğim. Ona sordum işte hayatında babam vefat etti mi, bu şeyler oldu mu? Bana babasının vefat ettiği tarihi söyledi. Hiç progresyona bakmadan önce bir transite bakayım dedim transit de Satürn ASC'de ve MC tam kare. Zaten ASC MC aksları tam kare. Tamam buldum. Bakın hiç 5 dakika bile değil. 2 dakikada haritayı rektifik ettim. Peki neden? Satürn zaten hani e, aileyi de gösteriyor. Bir de yükselende olması şunu anlatıyor. Yani aslında size hayat vermiş bir insan hayatınızdan çıkıyor. Şimdi yükselende kavuşmuş. Keskele alaka diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Yükselen deyince hemen ee, benim hayatım tamam, sizin sağlığınız hayatınız ama size hayat vermiş bir insan bu hayattan çıkıyor. İkincisi MC'ye kare. Ne demek? MC, işte şimdi klasik açıda MC mi baba, IC mi baba, bunlar hiç girmeye gerek yok. MC'ye kare demek, IC'ye de kare. Hani bilmiyorum. MC mi baba, IC mi bilmiyorum. İkisini de kare ediyor. Ha, ne demek? Burada demek ki biz... Burada gerçekten babasının vefatı, yani oradaki e, transit bizi doğruluyor. Bakın sadece bir bilgiden, Yine bir başkasının hartasını, kişinin e, ben böyle bazen hemen hızlıca bulabiliyorum. E, mesela kişi diyor ki ya ben diyor şu işte saat e, 4 de dört buçuk arası doğdum. Bunlar bunları bulması gerçekten çok kolay. Sordum mesela işte çocuğu oldu falan. İlk başta evlilik e, e, tarihini sordum. Evlilik tarihini söylediğinde bir şey dikkatimi çekti. Yükselen ikizler. DSC'de Jüpiter bir 3 derece yaklaşmış. Ha, dedim ki bu bu saat aralığında söyledi. Bakın sadece DSC'yi oynattım. Jüpiter'i çektim. Zaten 7. evin yönüsü 7. evde. <laughs> bir de oraya Jüpiter gelmiş. Yani tam destekliyor. Sadece bakın bazı haritalarda iki şeyle bunları bulabiliyoruz. Sadece bir transitte bulabildik. Rektifikasyonda bu tür etkileri, bu aksların genel, hani bunlar kolaydı arkadaşlar. Ama bazı haritalar vardır. Örneğin kişi, yine verdiğim bir örnekte, ya 28 ya 29'u doğmuş. Ki benim annem de doğduğu zaman, sadece sobaların kurulduğu şekilde söylenen bir zaman, inanılmaz zor onun haritasını rektifik ettim. Onun dışında böyle rektifik ettiğim çok haritalar var arkadaşlar ama bunlar da en önemli şey şu akslar arkadaşlar. Bu aksları çok 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 iyi tanımak lazım. Bunlar inanılmaz önemli. Ama akslar derken bir sizin haritanızdaki bir aks noktaları var. Bir de progresyon solar ark haritalarında veya solar return'de oluşan akslar var. Lütfen bu aksları da dikkate alınız. Bunlar çok önemli. Şimdi bunları tek tek anlatırken ee, sözel anlamda da örnekler vereceğim zaten rektifikasyonla ilgili çok örneklerim var burada ama daha da kafanızda oturacak. Şimdi yükselen ee, yani ascendant dediğimiz işte şurada anlatmışım bizim ve sağlığımızla hayat bütünlüğü alakalı her şey bu hayata gelirken nefes aldığımız nokta bu hayat yolculuğunda bireysel olarak üstlendiğimiz rol karakterimiz kişiliğimiz progresyon olarak ve solar return'da yükselenimizle kavuşan herhangi bir gezegen kim veya ne ile kavuşacağımızı anlatır. Nasıl görünürüz? Alçalan karşıtı nokta. Şimdi her birini kısaca anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz astrolojide e, hani evler konusunda en önemli yükselen. Şimdi biliyorum bazıları şey değil. Ya ben olsam MC derdim. Bakın arkadaşlar yükselen sizin hayat bütünlüğünüz. Eğer o, size bir şey olursa ne kariyeriniz olur ne dünya cünlü bir insan olursunuz. Bakın Michael Jackson vefat etti. Ya adam yok şu anda hayatta. Yani yükselen bu arkadaşlar. Siz, sağlığınız. <laughs> ha, sağlıkla ilgili bir de altıncı ev var. Altıncı sağlık evi değil arkadaşlar. Sağlık sorunları evi. Bakın ona çok dikkat edin. Orası sağlığı anlatmıyor. Sağlık sorunlarını anlatıyor. O yüzden zor bir evdir. Şimdi yükselenimiz hayat bütünlüğü dedik. Şu kelimeyi kullanmayı e, sevmiyorum ben. Yükselen bizim maskemiz. Bakın burada yazmadım. Yükselen maske değil arkadaşlar. Ben maske tanımını doğru bulmuyorum. Bu hayata gelirken nefes aldığımız nokta. İşte biz bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kelime çok önemli. Alçalanla ilgili örnek verdiğinde bu kelime çok önemli. Nefes alıyoruz. Bu hayata bir yolculuğa çıkıyoruz. Nefes alıyoruz ve burada bir rolümüz var. Bireysel olarak ama toplumsal, topluma hizmet anlamında değil, meslekidir. Orası MC. Bir rolümüz var. Ben yükselenin yay olarak gelmişim. Yay biliyorsunuz, yay deyince aklımıza hemen dokuzuncu ev konuları gelir. Ya insanlar optimist olur, güler yüz olur. Ama işte daha çok yay temasında bilgi vardır. Ben bu hayat yolculuğuma bireysi olarak bu rolle gelmişim. Bunu üstlenmişim. O benim sadece maskem değil. Öyle bir maskem yok. Ben gerçekten yay arketipinde bir insanım. Yani dışsal görünüşüm yay, iç, içim başka bir Öyle bir şey yok. Ben yayım. Yükselen olarak yani kişiliğim yay. Ha, güneş burcum akrep. İşte mesela buradaki fark şunu anlatıyor. Evet orada güneş baba temasını da anlatıyor. Hani babamla da ilgili ipuçları var. Güneşim Uranüs'te kavuşmuş. Orada bir temayı da anlatıyor. Babamın böyle biraz isyankar yapısı ki bende de o etkiler. Ondan sonra e, mesela ben yay yükseleni, Evet bilgiyle hayatım boyunca hep böyle bakın hiç böyle somut bilgiler ilgi duymam. Mesela e, YouTube konusunda bile insanlardan yardım alıyor. Yani bana bir insanlar yardım ediyor. Ben böyle Merküryen bilgilerde bilgilerde çok iyi değilim. Yani bununla dürüst olacağım. Daha çok böyle soyut kavramlar, ideolojiler, dinler, felsefeler, yabancı diller, mitoloji bu konularda çok iyi. Bakın yükselim ve bu hayat yolculuğunda böyle çıkmışım. Bazıları diyor ki aman orada güneş akrep var. Diyorum ki evet ben iki yıldır mesela astrolojiyle ilgileniyorum. Şimdi son 4-5 aydır çalışıyorum ama şu anda sadece bu geçici olarak geldim. Astroloji ile çalıştığımda günde 12 saat harita analiz ediyorum veya kitap okuyorum. İşte çok yoğun kitaplar okudum. Birçok istatistiksel araştırmalarım var. Mesela işte bunun etkisi akrep etkisi. O akrep içimdeki temel hayat kaynağı. O güneş onu anlatıyor arkadaşlar. Hani güneş ASC farkını iyi bilmeniz lazım. İkisi aynı şey değil, çok farklı. Mesela ben şunu, ben evet ben yayım, bilgiyle donanıyorum, şey yapıyorum ama şunu söyleyeyim. E, bir yay burcu günde 12 saat böyle derin araştırmalar e, ona, o, onu, o zorlanır, gerçekten zorlanır. İşte oradaki güneşin e, akrebin etkisi bu arkadaşlar. Herhalde bir de Uranüs'te kavuşmuş ki, hani orada kendimi övmek için söylemiyorum ama gerçekten ciddi bir e, zihinsel bir kapasite veriyor bana. Şimdi o yüzden haritaları böyle e, neyin ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Burada demişim ki karakterimiz, kişiliğimiz, karakterimiz, kişiliğimiz. Mesela beni görenler hep şey diyordu. Ya sen hiç akrep burcuna mesela ilk başta dediğimiz şu ak burcun ne? Biz hep böyle algılıyoruz ya güneş burcumuzu. Ben o zamanlar bilmiyordum yükselen falan. Akrep burcuydum. Bana herkes söylüyordu. Sen hiç akrep gibi değilsin. Sen çok güler yüzlü bir insansın. <laughs> yani şimdi güler yüzlü. tabi orada ayım da, O da üçgen e, yükseldi. Bakın etkiler. Tek bir yükselen yaydan görmüyoruz. Ben o kadar yükselen yay gördüm ki somurtkan. Yay yükselen somurtkan olmaz ama yükselen yöresinin konumu da çok önemli. Onları e, e, işte videolarımda anlattım. Şimdi şurada diyoruz ki karakterimiz kişiliğimiz. Temel kişiliğimizi yükselen anlatıyor arkadaşlar. Progresyon, solarak ve solar return'da yükselenize kavuşan herhangi bir gezegen kim veya ile kavuşacağımızı anlatır. Hani nasıl görünür zaten yükselen burç bizim görünüm şeklimizi anlatıyor. İşte uzun boylu mu, kızıl saçlı mı falan bunları biliyorsunuz ama ben bunları çok tamamen her şeyi yükselene bağlamıyorum. Burada solarak, solar return ve progresyonda yükselenize kavuşan herhangi bir gezegen kim veya ile kavuşacağımızı anlatır. Şimdi mesela ee, bir solar return haritada ben e, işte yeni örnek vermiştim. Ee, kadim arkadaşım, Amerikalı arkadaşımla geçmiş bağım olan kişiyle e, tanışıyorum. Onun solar return'ünde Uranüs yükseline girmiş. Yani diyor ki Uranüs'ün bir etkiyle ki benim de o sene solar return'üm e, yaklaşık 20 derece kova ascendant ve ay da kovada benim ayıma tam karşıt yine kovada. Biz Uranüs'ün bir etkiyle karşılaşıyoruz. Diyor ki bununla kavuşacağım diyor Uranüs yani geçmiş köklerinin bir şeyle hayatına girecek kavuşacaksın kavuşum ee, veya işte e, bir mesela bir başka kardeşimin solar Return arkasında babamı kaybettiğimizde e, solar Return, ASC Natal Pluto ile kavuşmuş şimdi babam vefat etmiş ama ne alaka ASC diyebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Size hayat vermiş bir insan bu hayattan gidiyor. Yani aslında sizin sağlığınız orada gitmiyor ama size hayat veren bir insanın sizin hayatınız bakın bir, önce, bir önceki örnekte de o kişi de Satürn yükseline kavuşmuştu. Görüyor musunuz benzerliği? Benim de kardeşimde Pluto. Neden? Babam kanserden gitti. Pluto ile ilgili sağlık sorunlarında kanser konusunu çok gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla burada ee, yükselenimize herhangi bir kavuşumları çok dikkat etmemiz lazım. Bu bir şey anlatıyor bize. Ve haritada yükselene kavuşmuş mesela. Benim mesela Neptün'üm yükselenime tam ama birkaç derece fark var. Çünkü geçmiş birkaç yaşam öncesinde ee, bir olaydan dolayı e, sebebi tam olarak ortaya çıkarılamamış bir olaydan vefat ettiğim için. Ha, burada Neptün bu hayat yolculuğunda o gizemi buraya taşımış. Yine bir başka arkadaşım, onun da dedesi selde vefat ediyor. O dedesi vefat ettiği seldeki zaman ay. Şu anki haritası da Neptün'le kavuşumda. Ne kadar da Neptün yemiyor olay ve sel. Yine Neptün'le alakalı. O arkadaşımın ayrıca dördüncü evinde satırım var. Kendisine söyledim. Dedin ruhu sana renk haline olmuş. Şimdi orada bir şeyden anlatıyor. Natal'da da olabilir bu. Progresyonla da bu, bu. bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunların bir anlamı var. İşte diyelim ki e, progres yükseleniniz Pluto ile kavuşmuş. Sağlık konusunda bir zorluk bekleyebilirsiniz. Dikkat edin. Veya belki oradaki Pluto haritanızdaki tabii kombinasyonlara bakmak lazım. Mesela Pluto, mesela ben de Pluto kuzey ay düğümüyle kavuşmuş. O yüzden karşıma hep geçmişten insanlar çıkıyor. Neden? Çünkü Güney ay karşı. Bakın, Güney Geçmişle ilgili insanlara karşılaşıyorum. Mesela sizde de buna benzer kombinasyonlar varsa, mesela Pluto I-C kavuşmuş. Diyelim ki I-C Merkür. Pluto merkür kavuşumu var. Hemen zihinsel olur olarak şey etkisi olduğunu hemen gitmeyiniz. Doğru onu verir. Çok böyle bir derin şey düşünce verebilir. Ama orada geçmiş köklerle köklerinizle alakalı karşılaşacağınız insanlara hayatınıza gireceğini anlatır. Varsa yani ki o Pluto progresyonda ASC'nizle kavuştu. Geçmiş hayatınızdan kişilerle bu hayatınıza kavuşabilirsiniz anlamına gelebilir. O yüzden haritaları biraz daha karmik olarak bakmanızı söylüyorum. Böyle bakmazsanız arkadaşlar bazı şeyleri anlayamazsınız. Gösterdiğim videolarda da görüyorsunuz. İşte kardeşim kız oluyor. Venüs IC'de. Yani aileye bir kız çocuğu geliyor. Ama normal bir yorumlarınızda Venüs IC'de ee, sevgiyi evde bulacağım. Püh! Yani çok keskeli olur O yüzden bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu tür e, hani rektifikasyonda bu noktaları çok geniş anlamlarla düşünün. İşte bugün size bunları anlatacağım. Şimdi ASC'yi bitirdik. Ha bu arada ASC'nin alçalan karşıt olduğunu unutmayınız. Sizin e, bir birlikte olduğunuz insanlarla karşı olma durumunuz da yükseleniniz. Bir şekilde olma, yani karşı karşıya da geleceksiniz. Bu karşı karşıya gelme iyi de olabilir, kötü de olabilir. Sonuçta karşıt aks. Tepe noktası MC kader, irade dışı kadersel etkiler, toplum, statü, kariyer, anne ve baba, otorite figürleri, insanlar bizi mesleki anlamda nasıl görür, bu hayat yolculuğunda toplum için üstlendiğimiz rol, kendimizi topluma gösterdiğimiz alan, progresyon, solar ark veya solar return haritalarda herhangi bir gezegen MC ile kavuştuğunda veya progress ark ve return MC'si herhangi bir gezegende kavuştuğunda yukarıdaki konulardan birisiyle ilgili irade dışı olay ve kişiler hayatımıza girer. Burası çok önemli. İlahi güçler ve ilahi etkiler dip noktası karşısı. İlahi güçler tuhaf gelecek size. Onları da an anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben dikkat ediyorsanız tepe noktasına kar kader, irade dışı, kader etkileri önce yazdım. Şu kariyeri statüyü ilk başta yazmadım. Bunu bilinçli yaptım arkadaşlar. Çünkü reklifikasyonda yapacağımız işlemlerde sürekli bir MC noktasında bir kare veya sert açı gördüğünüzde kafanız hemen kariyer statüye giderse orada başarılı olamazsınız. Ondan dolayı böyle yaptım. Şu kariyer ve statü konusunu biraz ikinci plan atın. Bunu unutmayın. Kafanızda bulunsun. Ama buranın anne ve baba konusu olabilir. Otorite figürleri olabilir. Mesela geçen gün ee, bir kişi vardı. Yabancı bir ülkede tutuklanmış kardeşi. Hemen arkasına baktım. E, MC ya yani MC ile ilgili o kadar kötü açılar var ki. Bakın, otorite figürleri yani ne devlet veya işte aile olabilir. Ailedeki otorite figürleri olabilir. Bunları anlatabilir. Başka ne? Kader diyorum. irade dışı kadersel etkiler. Size yine e, örnekleriyle videolarda gösterdim. Bakın diyorum ki kadersel olarak buraya gelmiş. Kadersel olarak böyle olmuş. İşte ben mesela annemin e, solar return artısında Jüpiter, MC'ye geldi Çünkü yabancı bir diyardan gelmişim buraya ama kadersel etkili. Hani bir şekilde buraya atanmışım gibi. Çok ilginç bir şey. İşte e, yine böyle e, mesela e, görüyorum bazen karmik karşılaşmalar görüyorum insanların. Bir bakıyorum Jüpiter, mesela drakonik Jüpiter natal MC ile kavuşmuş. O kişiyle tanıştığında, irade, kadersel olarak tanışmış. Bu, bu arada Jüpiter de normal e, Natal MC'nin yöneticisi. Bakın kadersel irade dışı bir şekilde MC yöneticisiyle karışmış. Bu arada MC yöneticilerine de çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yine anne baba falan demişim. Mesela yine örnekle gösterdim. Babam vefat ettiğinde progres MC, Mars'ıma kare. Hani acaba MC mi baba... I.C. mi baba? Hiç gerek yok. M.C. kare ne demek? I.C. de kare demek. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani şurada ben MC anne ve baba diye yazmam sebebi. Bu arada dip noktasını yazmayı unutmuşum. Bunu ikisinde de anne ve baba olabilir arkadaşlar. İşte kadın haritasında M.C. hangi cinsse onu anlatır. Böyle düşünmeyiniz. Ben o kadar harita inceledim. Böyle bir bulguya rastlamadım. Iki nokta noktada etkiliyor arkadaşlar. Bu, bu noktaları anne ve babayla da alınız lütfen. İnsanlar bizi meslek anlamda nasıl görür? Evet. Zaten statü kariyeri söyledim. Toplum dedim. Bakın. Topluma görünüyorsunuz. İnsanlara görünmek niye? I.C. karşısı. Şurada dip noktası karşısı demişim. Dip noktası özel alanımız. Bu alanda özel değiliz. İnsanlara kendimizi gösteriyoruz ama ne olarak gösteriyoruz? İnsanlar mesela ee, Enes Batur çok ünlü bir youtuber ama o youtuber bir meslek olarak. Sadece kişi olarak bizi toplum bilmez ki. Mesela Kemal Sunal dünyacı işte Türkiye'de çok ünlü bir insan. Michael Jackson çok ünlü. O, onların ününü yapan onlar mesleği. O yüzden toplum bizi görür. Siz düşünsenize ee, bir insansınız ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oturuyorsunuz yerinde ve televizyonlar, kameralar tarafından ünlenmişsiniz. Dünya sizi tanıyor. Bir olay yok, hiçbir şey yok. Ya da diyelim ki tamam bir olay oldu tanıdı ama o olaydan sonra geçer. Sizi insanların tanımasının yolu yaptığınız iş neyse onunla tanırlar. Devamlı tanırlar. Ve bir yerde trafik kazası geçti. Sadece bir haberde görürler. O yüzden MC bizim topluma gösterdiğimiz zaman. O yüzden mesleki olarak gösterdiğimiz yol. ASC de bireysel olarak üstlendi bakın MC'de mesleki yani topluma üstlendiğimiz rol ama ASC'de bireysel rol var. Şimdi yine burada şunu demişim. progresyon Solar ve Solar Return'da herhangi bir gezegen MC ile kavuştuğunda ya da progress olarak return'dan MC'ye herhangi bir gezegenle kavuştuğunda hayatımızda o onunla alakalı bir e, beklenmedik olaylar olur. Bunu da e, yine videolarda anlattım arkadaşlar. Ee, mesela e, diyelim ki progres MC'niz e, varsayalım ki Venüs'te kavuşmuş ve siz annesiniz. Bakın kız çocuğunuz olabilir. MC deyince hemen aklınıza ne alaka dedi, diyorsunuz değil mi? Ama bakın orada siz ev hanımısınız ve bir anne oluyorsunuz. Bakın insanlar artık sizi bir anne olarak biliyor. Yani oradaki MC'yi geniş anlamıyla düşünün. Veya evleniyorsunuz. Evlendiniz. Şimdi evlilik ne alakadır? Hemen aklınız yedinci eve giriyor. Ama statünüz değişiyor, soyadınız değişiyor. Siz artık evli bir insansınız. Bekar bir insan değilsiniz. İsminiz Ahmetse, bekar bir Ahmet değil, evli bir Ahmet. Veya Ayşe ise soyadınız da değişiyor. MC'yi çok geniş anlamda düşüneceğiz. Çok geniş anlamda. Sadece statü, kariyerde düşünürsek biz haritalarda arkadaşlar doğruları bulamayız. Şimdi ilahi güçler ve ilahi etkiler demişim. Tuhaf gelecektir size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugüne kadar ben e, binlerce harita inceledim. E, o haritalarda özellikle zorlayıcı olayları araştırdım. Çünkü e, zor, karmaşık olayları bul eğer çözersek e, hayatımızda daha kolaylıklar sağlarız. Yani önemli olan onları bulmak herkes biliyorum para kazan nasıl şans olur falan. Ya hayatımızda mutlaka şans bize bir şekilde gelir arkadaşlar. Önemli olan hayatımızda karşımıza çıkacak kötü olayları bertaraf etmek. Bunlardan sakınabilmek. Şimdi ben bugüne kadar incirim yani artık e, bir ara şey düşündüm not mu alsam. O kadar olaylarda mesela kişi şans yaver gitmiş olaydan yırtmış. O kadar e, haritada Özellikle Jüpiter ya MC'ye kavuşmuş ya üçgen yapmış. O kadar çok gördüm ki. Yani o kişiyi bildiğiniz orada bir şans ya etmiş. Bazı haritalardan da Neptün'ü gördüm arkadaşlar. İnanılmaz derecede şans veriyor. Ee, belki Güneş MC'ye geldin Diyelim ki solar yönteminde MC'ye geldi. Bu da inanılmaz bir e, şans verebilir. Mesela ben e, tabii... Acun Ulucan haritasını rektifiye ettim ama ne kadar doğru bilmiyorum. bundan iki sene önce olması lazım. Bir kaza yapmıştı. Hem de Ekim ayında güneşin güçsüz olduğu zaman. Mesela solar ritöründe güneş meyceye gelmişti. Ve onun da yani yükselen yönetisi olduğu için ki eğer haritası doğruysa bu bilgi çok destekleyici bir bilgi. Çünkü yükselen yönesi tepeye gelince bildiğiniz ilahi bir etki. Koruma etkisi. O yüzden buraya bunu da söylüyorum. Ben hatta bunları şey diyorum, kozmik güçler. Yani siz e, bunu dinsel olarak da alabilirsiniz, böyle melekler gibi falan. Bunu samimi söylüyorum arkadaşlar, buna belki gülebilirsiniz ama e, hayatınızdaki olaylarda böyle mesela şanssız yaver gitti olaylarda bir bakın bakalım. Mesela progres MC olabilir veya işte solar arkta orada MC bir yere böyle gelmiş. Veya bir Jüpiter solar return'de MC'nize gelmiş. E, bu anlamda e, farklı şeyleri bekleyebilirsiniz. Yani böyle ilahi etkileri çok fazla oluyor. Şimdi bu arada dip noktasının karşısı olduğunu da unutmayınız arkadaşlar. Neden? Bazen buradaki etki karşıt aksı yani ile ilgili etkilediği için bu tür etkilerde karşıt aksları da etkilediğini unutmayacağız. Yani nedir? Buradaki bir gezegen mesela bir e, solar ritöründe Uranüs tepeye geldi. Şimdi evet bir Uranüs'ün etki ama burası IC'nin karşısı. Evle alakalı beklenmedik şok edici bir durum olabilir. Deprem tanrısı bir şey de olabilir. IC'nin karşısı. Ama irade dışı bakın. İrade dışı yine MC diyorum. İrade dışı ve IC'yi etkiliyor karşıt açıda. O yüzden çok geniş anlamıyla düşünün arkadaşlar. Burada çok ilginç bilgiler bulacaksınız böyle incelediğinizde. Geldik alçalan noktası. Aslında astrolojide bana göre en az bilinen noktalardan birisi. Çünkü kimi görsem alçalan noktası Descendant'ı gördüğünde partner, partner, partner. Doğru partnerini anlatıyor ama bu yani her zaman böyle bir dikkat ederseniz burayı çok kısa geçer astrologlar. Burayı atlar geçerler. Ve ben rektifikasyon e, ıı, çalışmalarını Yani o kadar çok harita rektifik ediyorum ki mesela yani ıı, böyle mesela işte bir olayda ölmüş. Onun haritasını rektifike etmeye çalışıyorum. Çünkü rektifike edersem haritayla ilgi daha net bilgiler bulabilirim. Ondan dolayı artık alışmışım yani işte ya da yakın çevre. Benim anne babamın doğum şeyleri belli değil onları buldum yani. Hele annemin sobalar kurulmuş yani böyle enteresan bir zamanda. Çok böyle yakınımdaki insanları rektifik ettiğim için doğum zamanı bilinmeyen insanlara edecek gibi. Zaten o siz daha da zorluyor. O yüzden bu DSC'de inanılmaz şeyler gördüm beni gerçekten şok etti. Şimdi onları da paylaşacağım size. Burası ortaklar. iş ortaklığı ve evlilik. Bak bunu yazdım. Hayatımızda nasıl kişilerle karşılaşırız? Açık düşmanlar veya bizim hayatımıza olumlu etki edecek karşılaşmalar. Bize nefes veren anne veya babanın bu hayatı terk etmesi ilginç bir bilgi değil mi? Bizim nefes ve hayat verdiklerimiz, bu da enteresan, her türlü karşılaşacağımız kişi veya olaylar yükselen karşısı. Heh, şimdi arkadaşlar, şu partnerler konusunu anlatmıyorum. Zaten artık bunu hepiniz biliyorsunuz. Burası partnerler, bizim e, birlikte olacağımız insanlar. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi diyorum ki nasıl kişilerle karşılaşırız? Eğer mesela ASC'niz diyelim ki koç. Marsyen tür kişilerle bilir, karşılaşabilirsiniz veya Marsyen olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Mesela hayatınızda böyle Marsyen tipleri çekebilirsiniz. Sporcu olabilir, askeri birisi olabilir veya karşınıza çıkacak kişilerle bazen zorlayıcı bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz Marsyen olaylarla. Mesela diyelim ki DSC'niz terazi, hmm. karşınıza daha çok böyle terazi arketipinde böyle güzel mesela bakımlı böyle naif insanlarla karşılaşabilirsiniz veya karşılaşacağınız olaylar böyle sanatsal konularla da karşılaşabilirsiniz bak hani burada nelerle karşılaşabiliriz nasıl kişilerle karşılaşabiliriz onu anlatıyor. Açık düşmanlar şöyle arkadaşlar ben burada bir şeyi daha e e ekledim. Bizim hayatımıza olumlu edecek karşılaşmalar. Sadece açık düşmanlar değil. Şimdi varsayalım ki sizin DSC'niz Koç ve orada Mars var. Evet bu şu demektir. Bu hayatta düşman figürüyle karşı karşıya geleceksiniz. Ve bu sizin sağlığınıza direkt kast edecek. Çünkü ASC karşıtı. Bakın yükselen karşısı yazmışım. Bunu unutmuyoruz. Veya Progress e, DSC'niz Pluto ile kavuşmuş. Evet bu sizin hayatınıza çok ciddi etkileyecek bir şey. Çok ciddi. Diyor ki bir de Pluto yükselen karşısı. Siz çok irade dışı, karşıt açı bir Plutonik bir şeyle karşılaşacaksınız. Plutonik bir şey herkeste farklı olur arkadaşlar. Mesela bir kişi de kanser olarak kendini gösterebilir. Bir başka kişi de haritasında Pluto öyle bir ilginç konumdadır ki mesela Pluto IC yönüsüyle kavuşmuştur. Hayatınızda geçmiş, çok çok geçmiş bağlamızdan belki Altı yaşam öncesi bir insanla karşılaşabilirsiniz. Bu Pluto orada bunu da anlatabilir. Direkt düşmanlık anlatmayabilir. Orada veya siz bir Plutonik bir kişiyle karşılaşacaksınız. Ama sizi hayatınız öyle bir dönüşecek. Hayatınız çok monotondur. Tek düzedir. Bu kişi sizi Plutonik etkiyle dönüştürecektir. Bakın bu da olabilir. İyi veya kötü anlamları olabilir arkadaşlar. Bunu tek yönlü düşünmemek lazım bizim hayatımızı olumlu edecek karşılaşmalar demişim. Çok enteresan değil mi? Örneğin, var e, varsayalım Jüpiter e, progress DSC Jüpiter'le kavuşmuş. Yani burada hayatınıza çok olumlu etkileyecek o Jüpiter'in e, hangi evleri tabii önemli. Kişilerle karşılaşabilirsiniz. Veya Venüs Venüs e, oraya gelmiş. Yine hayatımıza çok olumlu etkileyebilecek. Belki bir kadın arkadaş olur ve bir aşkınızla da karşılaşabilirsiniz. Bu çok değişken. Ee, şimdi burada çok ilginç olan ha, her türlü karşılaşacağımız kişi ve olaylar. Hmm, bak bu çok önemli arkadaşlar. Mesela natal haritasında DSC'sinde Lilith olan bir kız çocuğu vardı. 6 yaşında evinde feci bir şekilde öldürüldü ve cinayet halen aydınlatılamadı. Soyadı Ramzi'ydi diye hatırlıyorum. Bir genç kız. Ben onun haritasını incelediğimde orada Lilith'i gördüm. Bakın ne diyor? Şeytani bir şeyle bu hayatta karşılaşacaksınız. DSC'nizde, mesela DSC'de Güneş'iniz var değil mi? Ya babayla bir karşı karşıya gelmeyi anlatır sürekli. Babanız sanki size düşman gibi olabilir. Ya da haritanızdaki kombinasyonlarda Güneş diyelim ki aslan beşinci ev yönsüz. Bu şu da olabilir. Bu hayatta siz baba figürünüze veya ıca yönsünüz aslan babanızla karşılaşacaksınız, karşı karşıya geleceksiniz. Ama bu düşmanca bir karşı. Yani babanız size etki edecek bu hayata. Bak farklı bir şey. O yüzden karmik olarak e, haritalara bakarsanız arkadaşlar, rektifikasyon işlemlerinde muazzam yol kat edersiniz. Bu şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Burada bir şey, ilginç bir bilgi vermişim. Bize nefes veren anne veya babanın bu hayata etkisi çok tuhaf değil mi? Mesela benim amcam bu sene vefat ettiğinde Güneşi benim kuzenimin e, yükseleni aslan tam karşısında bak yükselen aslan ona nefes veren baba bu hayatı terk ediyor. Benim babam vefat ettiğinde arkadaşlar tam vefat etme anı biliyorum. Çünkü kanserde hastanın acile götürdük. E, saat 11.30 geçiyordu. Bize de dedi ki tüm organları şey olmuş yani çok zor. Yani hayatta kalmayan şu andaki durumu çok kötü. Yaklaşık yarım saat sonra dedi maalesef vefat etti. Ve o sırada zaten hemen saatime baktım. Tam 12'ydi arkadaşlar. Yani bildiğiniz zamanı çok iyi biliyorum. Tam gündüz 12'de babam vefat etti. O sıra o anın haritası, bakın anın haritasında ve, ve, olay transiti e, yükselen 8 derece ikizler. Benim yükselen 8 derece yayımın tam karşısında bana nefes veren babam bu hayattan nefes verip çıkıyor o olay anında bakın ASC DSC aksi değişmiş. Bana nefes verdi ve nefes işte bu nefes veren kişi çıktı gitti. Şimdi burada bir şey daha demişim. Bizim nefes veya hayat verdiklerimiz. Evet çok ilginç değil mi? Bakın DSC'yi sadece partnerler alırsanız o DSC çok önemli bir şey ama orada böyle saçma sapan bir şeyler çıkar. Ama bakın böyle düşünürseniz DSC'nin ne kadar önemli olduğunu çok çok bu aks noktaları inanılmaz önemli arkadaşlar. DSC bir şey geldiğinde bizim hayatımıza karşılaşacağımız kişi ve durumlar anlatır. Şimdi bizim nefes ve hayat verdiklerimiz. Mesela benim kardeşim yükseleni e, 8 derece e, boğa, kızının e, güneşi 8 akrep. Çünkü babam reenkarnı oldu yeğenimde. Hani onu haritasını göster, biliyorum. yani. Yüzde biliyorum. Şey dediğim 99'da değil biliyorum çünkü. Şimdi tam bakın zamanda işte babam ona nefes vermiş. Şimdi çünkü kardeşim de beşinci evin aslan kesmiş. Yani baba çocuğun olacak. <laughs> Çok ilginç bilgi değil mi arkadaşlar? Orada e, kardeşimin direkt DSC'sinde e, güneşi yani yeğenimin güneşi. Yine bir progres haritada arkadaşlar. İşte e, yakın zamanda baktım. Benim e, bir akrabamın Kız çocuğu oldu. Annesinin progres haritasında progres Venüs, natal DSC'de ve 5 boğa. Bakın Venüs hem zaten kız çocuğunu göstermedi, 5 boğa olduğu için beşinci yöntem Venüs. DSC'de diyor ki anne bu hayata bir kız çocuğu veriyor, bir nefes veriyor. ASC'de biz nefes alıyoruz, DSC'de biz nefes veriyoruz veya bize nefes verenler bu hayata terk ediyor. Bakın işte arkadaşlar, lütfen DSC'yi bu anlamlarında bilin. Burada anlattıklarımı da e, e, not alırsanız arkadaşlar, bu çok önemli. Zaten bunu ek olarak e, şeye paylaşacağım. Geldik, dip noktası arkadaşlar. Burası köklerimiz, aile, ev, gerçek anlamda ev, kendimizi rahat hissettiğimiz alan, kendi özel alanımız, progres olarak veya solar return da geçmişten gelip kavuşacağımız, bizi bekleyen kişi ve olaylar geçmiş köklerimizden gelen MC karşısı. Şimdi arkadaşlar burayı biliyoruz. Bizim işte köklerimiz, aile. Yani IC'yi gördüğümüzde ay, IC aynı mantıktır arkadaşlar. Ay'ı sadece anne olarak almayınız. O gezegen gezegenleri de doğru tanımlamak gerekiyor. Şimdi bura, burayla alakalı, buranın yönü de tabii onun konumu da çok önemli. Diyelim ki IC'niz, e, progres IC'niz sizi Natal e, Venüs'te kavuştu. Bu şunu gösterebilir. Haneye bir kız çocuğu gelebilir. Bakın Solar Return haritada. E, Solar Return I.C. Solar Return Venüs'te kavuştu. Kardeşim kız çocuğu oldu. Köklerden geldi. Çünkü o babamdı. Köklerden geldi. I.C.'ye yani bizim aileye tekrar haneye girdi. Yani bizim hane, hanemiz. Kendimizi rahat hissettiğimiz alan diyorum arkadaşlar. Burası çok kendimizi göstermediğimiz şey. Biz daha çok biliyorsunuz MC'de topluma kendimizi gösteriz ama burası içimize çekildiğimiz alan. Dikkat Zaten Yengeç Burcu, I.C. Ay. Aynı arketip. Kabuğa çekildi. İçimize çekildiğimiz alan. Burası kendimizi topluma gösterdiğimiz alan değil. Burası özel alanımız. Biz buraya özel. Diğer bir noktada şu arkadaşlar. Burada, burası çok geçmiş köklerimizden e, getirdiklerimiz, bizim köklerimiz şimdi burası buraya herhangi bir gezegen progresyonda solar arkada veya şeyde ıcı geldiğinde kavuştuğunda onunla ilgili bir şey beklememiz lazım mesela solar return'de ıcıya mars geldi evde bir acı olayla karşılaşan ka yani bu ıcıya ile kavuşma acı bir olay sizin hayatınıza girecek acı bir olayla kavuşacaksınız kavuşum, duyucu. Veya işte mesela Solar Return'de bizim bir akrabamız vardı. Ee, 20 sene önce eşini kaybetti. Ve kızının ve kendisinin arkasında Solar Return'de Pluto, Iğce'de bakın tam kavuşumda arkadaşlar. Yakınında da değil. Bildiğiniz tam kavuşum. Hem kızında hem kendisinde. Çünkü evde baba kanserden vefat etti kızın arkasında bir de Mars Pluto karşıtı var. Ee, MC Koç yönetici Mars Pluto karşıt Diyor ki sizin babanız bir plutonik bir şeyle karşılaşabilir. Burada kanser olarak kendini gösterdi. Ha bir başkasının arkasında mafyatik bir şey olarak kendini gösterir veya elin bir olay olarak gösterebilir. Bakın burada karşıt açılarda karşılaşmayı anlatır. Kavuşumlar bir şeyle kavuşma. Şimdi burada Pluto ICE'de olduğu için ikisini solar return'da ailede böyle bir şey meydana geldi. Bir başka kişinin arkasında mesela ICE'ye Pluto geliyor ama orada bir ölüm yok, bir şey yok. Tuhaf değil mi? Mesela solar return'de acaba bu niye böyle oluyor? Mesela o kişinin arkasında Pluto'nun farklı e, anlamları. Mesela Pluto zaten I.C. yönüyle kavuşmuş. Köklerinden birisiyle hava hayatına giriyor, kavuşuyor. Biriyle kavuşuyor ve karmik bir karşılaşma. Çok derin kökler ama belki 5 veya 10 yaşam öncesi. Çünkü Pluto ölüm veren karnasyon arkadaşlar. Ben Pluto'yu yani transformasyon, dönüşüm fena ama ben Pluto'yu şey de görüyorum. Çok çok geçmiş hayatlarımızın kodları da orada. Çünkü ölüm yeniden doğum, ölüm yeniden doğum. O Pluto'da çok derin şeyler. O yüzden derin. Hele UCD olduğunda bu anlamı da verebilir. Bizi bekleyen kişi veya olaylar. Yani özellikle bu kavuşumlarda. Ben mesela çok kadim bir arkadaşımla kavuştum. Türk bu arkadaşım. Bu geçmiş bağlamızın oldu. Onun progres ırgısı Uranüs'te kavuşuyor. <laughs> Uranüs'e beklenmedik karşılaşma ve astroloji toplumunda karşılaştınız. Bakın ne kadar da Uranüs'e. O yüzden gezegen tipi neyse bununla alakalı bir kavuşum, burada bir olay beklememiz gerekiyor. IC noktasında e, solar art, solar return, progresyon. Ha ben bu arada profeksiyon yazmadım. Şundan dolayı yazmadım. Size rektifikasyonla. Progresyonda da bunlar gözüküyor. Ama progresyon haritalarda bu e, şey profeksiyon haritalarda progresyon ve solar art kadar bazen çok net aks noktada ilgili bilgi çıkmayabiliyor. Çok yoğun gözlemlerinden dolayı söylüyorum. Onu bilerek yazmadım arkadaşlar. Ama profeksiyona da dikkat etmenizi öneriyorum. Oradaki aks noktada ilgili. Profeksiyonla özellikle daha çok şeyle karşılaştım. Oradaki e, gezegenlerin belli açı veya progres haritada mesela ASC 6. eve girmiş kişi de biraz sağlık sorunları kendini gösteriyor. Ben de progres haritada a, ASC 8. evdeydi. Hem amcamı kaybettim bu sene. Bakın 8. evim yengeç. Hem de halamın oğlunu kaybettim. Yine aile köklerini kayıplar. Evet arkadaşlar kursumuzla ilgili bu video ek olarak yaptım. Yine böyle e, aklıma gelebilecek bir konu olursa e, ek bir bilgi sizlere faydası olabileceğini düşündüğüm bilgi. Onları da paylaşacağım. E, burada anlattığım noktalara çok çok dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. E, çünkü e, sadece bu aksları böyle çok basit anlamıyla bilirseniz rektifikasyon yapamazsınız. S sadece onu söyleyeyim. Çünkü işin içinden çıkamazsınız. Ya burada MC şunda kavuşmuş ama ne demek hani acaba meslekte bir şey ama hiç şanslı seni olmadı deyip bir anda ortada kalırsınız ee, görüşmek üzere arkadaşlar yine kursu kursta sizlere başarılar diliyorum.